Taşlara kayalara fısıldayan Doktor YouTube kanalı olarak bugün sizi çok ilginç bir yere götürüyorum. Bir araba yolculuğu sırasında arabanın önündeki kameradan çekilmiş olan bir görüntü. Cam biraz kirli ancak yine de doğayla beraber hoş bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Burası Tunceli ilinin Hülümür ilçesi Kırmızı Köprü Beldesi'nin hemen çıkışından başlayan ve Tunceli il merkezine 24 kilometre kaleye kadar uzanan ana devlet karayolu üzerinde bulunan Çığ Tünelleri. Plümür Karayolu, Çığ Tünelleri adıyla biliniyorlar. Burası Plümür Çayı'nın hemen yanından çok dar bir yol. Bu gördüğünüz yol bir ilçe ya da köy yolu değil. Burası illeri birbirine bağlayan bir karayolu. Ancak çok dar ve çığ düşme noktalarına 21 tane çığ tüneli yapılmış. Ağlayan kayaların hemen yanından geçtik şu anda. Bu çığ tünelleri yaklaşık 40 yıl önce bitirilmişti. Bazıları çöktü, bazıları yenilendi. Bu ara yenilerin de yapılması planlanıyor. Ancak yol bir türlü istenilen standartlara, ülkemizin batısında, orta bölümünde oluşan standartlara ulaşamadı. Yol hala bundan 50-60 sene öncesi gibi geliş gidiş, iki aracın ancak yan yana geçebildiği bir yol. Sol taraf, güneye doğru gidiyoruz, Tunceli'ye doğru. Ağlayan kayaların hemen önündeyiz. Plümür çayı var bu yeşilliklerin içinde. Sağ tarafta tamamen dağlık bir alan. Yukarılarda gördüğünüz ormanlık alanların büyük kısmı da meşe ve huş ağaçlarından oluşuyor. Çok güzel bir vadi burası, Plümür Vadisi. Kayalık gördüğünüz gibi çoğu yerde kayalar, evet, murçlarla delinerek bu tüneller yapılmış. Yani doğal bir tünel olmuş. İçinde herhangi bir betonlama bazılarında hiç yok. Bazılarında ise tamamen betonla tehlikeli olan, çığ olma ihtimali olan alanlara yapılmış. Burada gördüğünüz gibi Tunceli'ye 40 kilometre karaki tünel burası da. Çok tehlikeli bir yol. Sakin gitmek gerekiyor. 70'i geçmek burada pek de uygun değil. Yol 90 kilometreye kadar izin verse de. Bir zamanlar terör tehlikesi nedeniyle insanların çok az geçtiği bir yoldu. Şimdi terörün bölgede azalması ve turizmin artışıyla beraber yol çok sık kullanılmaya başlandı. Özellikle yaz aylarında yazlıkçıların yurt dışında yaşayan Tuncelilerin dönmesiyle beraber yolda çok fazla kalabalık yaşanıyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Bazen büyük kazalar meydana gelebiliyor. Ancak İlginç bir yol. Böyle bir rally yapıyormuşsunuz gibi, slalom yapıyormuşsunuz gibi sağa sola yatarak yolda gidiyorsunuz ve yol sizi götürüyor. Bir beklenti oluşmuyor sizde. Yolun böyle devam etmesini istiyorsunuz. Çünkü bir yanda doğa, bir yanda bir adrenalin hissi, bir yanda nereye varacağınızı bilememek, yeni bir yer görmek şekline gidiyor. Burada tabi yolun orta kısmında şu anda Zağgeden geçiyoruz. Zağgeden'in yerde bir su kaynağı, bir dere var hemen kenarda ve orada çok güzel de bir kır lokantası var. Çok eski zamanlarda da vardı ve insanlar burada dinlenirler, bir mola yeri olarak kullanırlardı. Burası da gördüğünüz gibi örme şekilde yapılmış arka arkaya devam eden tüneller. Bu taşlar delinerek yapılan, içi örülenler. Yani bazıları içi dökülmüş, bazıları bu şekilde kalmış. Ancak yola gördüğünüz gibi hiçbir önem verilmemiş. Niye önem verilmemiş? Tabii bölge standartlardan farklı, beklentiler farklı. Devletin, hükümetin beklentilerini karşılamayan bir bölge. Böyle olunca da, oy alınmayınca da hizmet tabii ki az geliyor. Kimi yerde de ilçelere duble yollar giderken burada bir il merkezine duble yol ulaşmıyor. Bu şekilde bir yolla gidiliyor. Hizmetin insanlara eşit olarak götürülmesi gerekirken bu şekilde bir ortamla karşılaşabiliyorsunuz. Burayı mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Bu güzel görüntüler eşliğinde hepinize güzel yolculuklar diliyorum.